Öncelikle Mustafa Cengiz yönetiminden Yusuf Günay ve ekibi orada medyanın içeriye alınması için bir önerge verdiler. Onu Teşekkür sana ediyoruz. Geçtim. Fotoğrafı yani, da e, var. O Aileşiriz de ilerleyen O akitelerde. önerge kabul olmadı. Herhalde bazı sıkıntılar olacağı için şöyle söylüyorlar. Görüntülerde insanların e, tartışırlarken resimleri çekilip gazetede medyada yer aldığı zaman fişleniyormuş o insanlar. Ondan sonra da e, sosyal medya tarafından linç yiyorlarmış. Gerekçeleri bu. Medya olarak. Yani Sonuçta bir grup istedi. Hı hı. Ama genel e, me, genel olarak kongre evet. bunu kabul etmedi. Tüm şimdi kongre üyelerine de mal etmeyelim ama hoş olmadı tabii iletişim tabii, tabii çağrı yani, medyanın. O yani şimdi olması. Fikri hür, vicdanı hür diye demokrasinin beşiği Galatasaray demokrat bir yapısına rağmen bu tür demokrasi unsuru olan medyanın kongreyi izlememesine karşı takındığı tavrı ben de kabul etmiyorum. Sonuçta neyi saklıyorsunuz? So, Galatasaray TV'den her şey verildi. Bunun daha fazlasını medya veremezdi. Çünkü medya orada bulunacak en azından veya gazeteciler, muhabirler kulis yapma şanslarını elde, Yusuf elde edeceklerdi. Yusuf Başkan'a teşekkür edelim. Abdurrahim Albayrak abimiz de sağ olsun. Hepsi Mar, onlar Sarmidormi beraber. Ağabesidir. Kaan Karçal hepsi bütün hepsi onlar. Onlar büyük destek verdiler alınması İmzanın için. İmzanın altında ekip adına Yusuf Günay'ın imzası var. Öncelikle teşekkür etmek lazım medyaya sahip çıktığından dolayı. Gelelim şimdi dünkü yaşananlara. Vallahi dünkü yaşananlar şöyle bir şey. Burak Başkan'ın biliyorsun uzun süredir bir sıkıntısı vardı. Yani eleştiriliyordu. Neydi? Bir, 100 milyon dolar sat projesi gerçekleşmedi. Sat ismi satılacaktı. İki, 40 milyon dolar kasa kolaylığı yok. Bunlar hep konuşuldu. Üç, proje yaptım deyip Bodrum'dan getirin Fatih'in yollara ayırdın. Ayırabilirsin de ayrılı şekli doğru diye. Dört, Türkiye Futbol Federasyonu'yla çatışma yaşadın ki dünkü konuşmada da bunu söyledi. Ama Tefebe bir açıklama yaptık enişteyle. Evet ilgili. bugün yalanladı. Bugün, bugün Bu. abi. Ee, taşınmazlarla ilgili bir proje başlatılmadı. Kemerburgaz salon konusunda henüz bir adım atılmadı. Geçmiş yönetimde Abdurrahim Albayrak'ın ve Mustafa Cengiz yönetiminin özellikle Abdurrahim Albayrak'ın baş çektiği yönetim biliyorsunuz e, biliyorsun e, ada işini çözdü. Rezan Özdemir işi bitirdi. Bu yönetime artı yazacak bir şey yok. Galatasaray adası gerçekleşti. Orada gençler e, Enes Olgun diye bir arkadaşımız çıktı. Kendisini de kutladım orada. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptı. Özellikle Begüm Özkan, Galatasaray kongre üyesi bir ana hanımefendi. Ben de kendisini iyi tanırım. Işıtan Gün'le ilgili yaptığı yorum mükemmeldi ki bütün salon kendisine Kamuoyla ayakta alkışladı. Kamuoyu da çok, yani. çok beğendi ben. ve trend topuk oldu diye evet. düşünüyorum ben. Dolayısıyla ve hala da Işıtan Bey ile ilgili yapılan araştırma, şey yapılan eleştirilere rağmen başkanın hala koruyucu bir tavır sergilemesi de bütün kongreyi şaşırttı. Bunları geçelim. Krizleri yönetemedi. Galatasaray ligde kötü gitti. Transfer politikası yanlıştı. Bunları bir kenara koyalım. Ama gerçek olan şu. Galatasaray'ın büyükleri 15 gün evvel yemekte kendisine ibra olmayacağı konusunda uyarı yaptılar. En son divan toplantısında Yine Galatasaray'ın büyükleri hem eee Kozak hem Eşref Amamcıoğlu bir sürü insan seçime gitmesi konusunda öneride bulundular. Bu öneriler konuşmalar sırası bir daha deklare etti. Ben de oradayım. Sabaha kadar o dedik yani. Evet. Kabul edelim ki Sayın Başkan İbra olmadı ve ibra konuşmasından sonra "Hakkınızı helal edin. Seçime gidiyorum." dedi. Ya Allah aşkına Sayın Başkan size dediler ki "Seçime git." Seyyidin İbra olacaktın. Niye bu insanlar sabaha kadar kaldı ya? Bu neyin inadı? Yani çarpışarak gitmek istediniz ama kazanamayacağınız bir çarpışmaya girdiniz. Yani bugün e, şeyden daha başlamadı ve konuşmaların daha başındayken Sayın Ali Dürüstü de gördüm. Sayın Fatih Altaylı da gördüm. Onlar onun iyi dostu. Onların da bakacağız soydu. Ya yani bu ibrazsızlık doğru değil. Ama lütfen seçim gerekiyor. Yani Galatasaray camiasının havasını Burak Elmas gibi geçmiş dönemi yöneticilik yapmış bir başkanın bu havayı solumaması beni şaşırtıyor. Sadece çarpışara gitmenin anlamı yok. Bak İbra olmadın. Bir dönem seçime girmeyeceksin. Şunu deseydin. Hala vardı bu şansın. Galatasaray camiasının bugünkü konuşmalardan sonra 60 kişi konuştu ya. Bu konuşmalardan sonra anladım ki benden seçime gitmemiz. Gidiyorum deseydin inan bana o oylama kapalıdan açığa dönüşür. Herkes kendisini ibra eder ve bunlar saat en geç birde biterdi. En geç birde biterdi. Hele ki bu konuşmayı baştan yapmış olsaydı kongre çok çabuk bitecekti. de falan biterdi. Kimse bu kadar 60 kişi konuşmazdı. 15-20 kişi belki yaklaşır ya konuşmazdı. Çünkü ne konuşacaklar? Çünkü Galatasaray Başkanı çıkacak seçim kararı aldım diyecekti. E şimdi dönüp bakıyoruz. E bugün sen yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün, sahip çıktığın Işıtan Gün kongre boyunca yanında oturmadı ya. Tepkilerden dolayı e böyle yönetim olur mu? Oturmadı. İstifa etmemiş, görevden alınmamış. Bugünkü o toplantı olması gereken Işıtan Gün yanında oturmadı. Nitekim onu söylediler. Ya Galatasaray değişiyor. İnsanlar verilen sözleri takip ediyorlar ve ben hayatımda bu Galatasaray kongresinin iradesini ayakta alkışlıyorum ya. İlk kez var ya bir olaya sahip çıktılar yani belki de perdenin gerisinde insanlar bırakır bu iş gecikir gece yarılarına kadar bırakır giderlerse gitmedi insanlar ya gitmediler o oylarına sahip çıktılar oyu attılar saatlerce kuyrukta bekledi insanlar hala vardı ve gitmediler inan bana yani gitmediler sen Galatasaray'da top oynadın yani ben geçmiş dönemde 300 kişiyle 200 kişiyle iş alıyorlardı ve daha da kötüsü ne yaptılar biliyor musun e, yetki vermediler. Hı hı. Para konusunda kullanma konusunda yetki vermediler. Çünkü bütçeyi onaylamadılar. Tabii. Yani dediler ki yok artık. Bu enteresan bir şey. Mali konuları ibra ettiler. Denetim konusunu ibra ettiler. Ama bu senin Galatasaray Başkanı olarak Burak Başkan'ın bu havayı koklaması lazımdı. Abi bu, Çok net. Levent, Levent Bunu ben şunu anlamıyorum mesela. E, mali Yüksel konuda değil mi zaten? Mali konuda ibra ediyorsun. Bizim idari konuda ibra yok, etmiyor. Yokan hocamla konuşuyor. Yani ben konuş. Işte, Levent Mali şey konuda yaşandı bu Galatasaray'da. Ama enteresan yani ben dün sabah kalktım. Bu pardon bu sabah ya işte şeyi açıklayacaklar tamam mı? Sonucu açıklayacaklar. Oylamanın sonucunu Allah Allah diyorum. Canlı mı değil mi? Bir anda ha, canlı vay uyandım canlı. canlı mı değil mi? Sabah yedi buçuk mu ne? O ara işte divan başkanı bir de yanlış okuyordu herhalde o ara sayıları falan. Hep düzeltiyorlardı. En son bir baktım canlı herhalde dedim. En sonunda ya dedim mali yönden ibra etler. E, herhalde kurtardı başkan dedim. Son idari yönden ibra etmeler bir şey karıştı. Sonra seçim çıktı. Ya seçime gideceği belli. Hayır, mi? Zaten i̇brah almayınca seçim. De, zaten kendini bağlamıştı. Düzelti. Ama ben bu, şu <laughs> mantığı anlamıyorum. Mali yönden ibra oluyorsun. İdari yönden olmuyorsun. En büyük geliş o zaten ya. hocam. Ya yani buradaki Aynen. mesaj çok büyük çelişki. Mali yönden e, herhangi bir usulsüzlük yok. İdari Olsaydı, yönden. mali yönden sizi de mi? demek. Mesela zaten. Fikret Orman'la ilgili hem idari hem mali var. Ama bir gerçek var. Gökhan'a da söyledim yayına girmeden evvel. Başkan Nur Çebi'nin elinde belge var. Net Belgeyi sunduğu için. O bir bilgiye evet. dayanıyor. Net olarak. Daha başkanın böyle bir şeyi yok. Olsaydı o da mali yönden ibra edilmezdi. Hmm. Yani böyle bir tespit yapılsa bu da edilmez ama idari anlamda kötü diyorsun. İnsanlar o konuşanların %90 eleştirdi başkanı. Yani verdiğin şimdi sayın başkan sosyal medyanın büyük gücünü alarak iktidara geldi. 40 oyla geldi. Eşref Amamcıoğlu favori gözüküyordu. Arkadan geldi 41 oyla geçti. Özellikle genç evet. liselilerin evet. desteği. Aynı genç liselilerle beraber oturdum. Ama onlar bu defa da yaptılar. Onlar belirledi Dedi ki, aslında. Evet onlar belirledi. Desteği Çünkü çektiler. dedin ki sen bizim gençliğimize söz verdin arkası durmadı. Yeni nesil bu kusura bakmayın. İşte diyor ya Cumhurbaşkanı Z grubu falan diyor. Z kuşağı i̇şte, evet. Z kuşağı falan diyor mesela. Şimdi söyle bir şey söylemeye çalışıyorum. Bu insanlar sana tepki koymuşlar. Sen o sözlerin arkasında ben her zaman inandığım bir gerçek vardır. Kulüp başkanları için. Yani futbolculuk yaptılar. Yöneticileri için. Ya ödeyemeyeceğiz paraları futbolcuya söz vermeyin. Benim param bu kadar değil yani ya. Doğru, ben doğru. sana 500 lira veririm Mehmet. Sana 1 milyon veririm, sana 2 milyon veririm. Sana 5, sana 6 veremem. Veremeyeceğim parayı teahat etme. Doğru. Şimdi Galatasaray Başkanı'nın söylemlerinden dolayı bu sıkıntı var. Ama bakın Galatasaraylı üyeler gitmediler ya. Gitmediler. Ya başkan bunu görüyorsun ya. Bunu görüyorsun. Ve sen bu havayı ne yapmak istedin? Yani insanlar yıl yıl bu karılar... Evine giderler az kişi kalır ben İbrahim olurum dedi. Hayır. E Galatasaray'da imza da var. Ya yani bu Hatay'a Burak Elmas girdi. Ben en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Ben Burak Elmas'ı oy atmış bir insan. Yanlış anlaşılmasın. O atmış bir insan. Ama gerçek olan bir şey var. Galatasaray'da ilk kez çok genç bir başkan uzun aradan sonra başkan oldu yaş olarak. Böyle bir final olması Yakışmadı olmaması lazım kendisi adına Çünkü Altay Burak Elmas'ın İbrasız'ın seçime gitmesi yaşanan bu güvensizlik Galatasaray'da Genç Başkan adaylarının da önünü tıkadı En büyük handikap bu Çünkü artık Öyle bir yeni bir nesille karşı karşısız üyeleriyle Söylüyorum Tutamayacağınız sözleri vermeyin Çünkü hemen ilk etapta bunun hesabını soruyorlar Gerekirlerse Ceyhun O grup Mali yönden de tüzükleri ibra yeterli oluyor. Mali idari yönden ibra etmemek hı hı. eğer ki bunu mali idari olarak birleştirirlerse tek oy atarlar. Yine eee ibra etmezler. Vali de olmasın ibra o zaman. Olmaz o zaman da olmaz.